Kısacası dijital göçebeyim ama alaylı bir yazılımcıyım. Alaylı bir yazılımcı ne demek oluyor? İşte bir yazılım tarafında sonradan, yani bilgisayar mühendisliği üzerinden değil, sonradan öğrenen kişiler anlamına geliyor. Bu sonradan öğrenen kişilerde de işte okul okumak şartı değil ama iş bulurken diploma soran yerler oluyor falan. Orası çok önemli değil, onu gene konuşuruz. Yazılım tarafında freelance olarak çalışıyorum. Kendi şirketim var, biri Amerika'da, biri Türkiye'de. Farklı ülkeleri geziyorum. Gezerken de aynı zamanda yazılım işlerimi devam ettiriyorum. Tabii ki sadece yazılım işi yapmıyorum. Ana noktam, bütün mesleğim, odak noktam yazılım. Ama yan tarafta da yaptığım işlerim var yine dijital olarak. Türkiye tarafında var ama ağırlıklı olarak Amerika tarafında. Kimdir, ne yapıyordur dediğinizde de ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde ziraat mühendisliği bitirdim. Orada bitirdikten sonra işte askerlik falan arasından çıkartıp ondan sonra Amerika'ya gittim. Orada sanırım son 4-5 yıldır orada yaşıyorum. Son bir yıldır da işte dünyayı gezeyim diye oradan çıktım. Sonra bu depremler falan filan olunca çok gezme kısmında ülke sayısını kısıtlı tuttum. Güney Asya ülkelerini gezdim. Şimdi bayramdan sonra tekrardan çıkıyorum. Herhalde büyük ihtimal yaz sonu da tekrar Amerika'ya dönerim. O taraftaki işlerime bayağı bir gitmem gereken durumlar oluyor. Her şey sanal ilerliyor ama fiziksel olarak da gidersem iyi olacak. Oradaki işlerim, oradaki işte alışkanlıklarıma da devam ederim. Öyle dijital göçebe farklı ülkelere gezerken kendi işinizi yapmak. Bayramdan sonra gideceğim birkaç ülke var. Onları bitireyim. Belki yaz sonuna kadar birkaç ülke gezeceğim. Sonrasında Avrupa tarafında da bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Onları artırdıktan sonra Amerika'ya döneceğiz. Freelance olarak mobil yazılımcıyım. React Native üzerine çalışıyorum. Bir alanda fazla anlamda ilerlemeye çalışıyorum. Yani birçok alanı bilmek zorundayız. Yani backend'i biliyorum. Full stack çalışıyorum ama Swift, Kotlin ya da ne bileyim başka diller üzerinde çok fazla bir profesyonelliğim yok. Eğer her alana yayılsaydım çok fazla bir alanda ilerleme şansım olmayacaktı. O yüzden ben bir alanı seçtim. Eğer siz multitasking denilen farklı farklı disiplinlere aynı anda adapte olabilme yeteneğine sahipseniz öyle de tercih edebilirsiniz.